Manisa Büyükşehir Belediye ekranlarına hoş geldiniz. Maç başlıyordayız. Her hafta olduğu gibi geçmiş haftanın ufak bir değerlendirmesi ve önümüzdeki hafta oynanacak maçların ne olabileceğine dair bilgileri aktarmaya, yorumları aktarmaya çalışacağız sizlere. Şenol Özeker ve Coşkun Kököz bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Tekrardan. Geçen haftayı kısaca bir değerlendireceğiz ama hafta içerisi maçında da baktığınız zaman dün oynanan mücadelede Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 4-0'lık net bir galibiyeti vardı Düzce deplasmanında. Pazar günde, cumartesi günde oynanan maçta zaten bir galibiyetimiz vardı. Erzincanspor karşısında 2-0'lık bir galibiyetimiz vardı. İki maç üst üste ikinci sıraya yükseltti Manisa Büyükşehir Belediye'yi. Şimdi Manisa Büyükşehir Belediye'yle sıcağı sıcağına girelim istiyoruz. Arkasından Turgutlu, Manisa Spor, Akhisar hepsini konuşacağız. Ama önce Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bir maçı sonrasına gidelim. Başkan, teknik direktör ve Ali Öztürk, forvet oyuncumuz ne söylemiş onlara bakalım. Spor Toto 3. Lig 5. hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Düzce Spor'un konuğu oldu. Düzce 18 Temmuz stadında oynanan karşılaşmada Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ile yönetim kurulu üyesi Özcan Nalbantlar takım yalnız bırakmadı. Cumartesi günü evinde Erzincan Belediyespor galibiyetinin moraliyle Düzce'ye gelen Yeşil Beyazlar maça da etkili başladılar. Manisa Büyükşehir Belediyespor baskılı oyunun karşılığını 13. dakikada aldı. İsmail'in pasıyla ceza yayığı üzerinde topla buluşan Umut, şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Etkili oyunu sürdüren temsilcimiz yakaladığı net fırsatları da gole çeviremeyince ilk yarı Manisa Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan temsilcimiz 47. dakikada Alper Akçam'ın golüyle durumu 2-0 yaptı. 53. dakikada sahneye çıkan İsmail'in golü ise skoru 3-0'a getirdi. Düzce maçında kendini bulan forvet oyuncusu Ali Öztürk 2 asistini bir de golle süsledi. Tecrübeli oyuncu 70. dakikada takımının 4. golüne imza atmış oldu. Geriye kalan dakikalarda başka golü olmayınca zorlu deplasmandan farklı galibiyetle dönen Yeşil Beyazlar puanını 8'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti. Maçın ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor'u tribüne davet eden Düzce sporlular temsilcimizi alkışlarla uğurladı. Mücadelenin sonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, teknik direktör Levent Devrim ve forvet oyuncusu Ali Öztürk karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye televizyonuna değerlendirdiler. Bu takım göreceksiniz çok iyi yerlerde olacak. Çok iyi gidiyoruz. İyi olacak. Çok önemli bir deplasmandan, yani zor bir deplasmandan aslında. İyi bir skorla, iyi bir oyunla ayrılıyoruz. Şimdi artık 3 gün 4 gün oynayacağımız içeride daha neler var. Yoğun bir hafta geçirdik. İnşallah pazar günü de kendi sahamızda oynuyoruz. Daha neler için kazanıp artık ligdeki ağırlığımızı hissettirmek istiyoruz. Hocam Ali bugün 2 asist yaptı, bir gol attı. Haftalardır o da, onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ali iyi oyuncu, iyi profesyonel. Takımın kaptanı, lideri. Yani biz Ali'ye gol attığı için hiçbir zaman kızamayız. Önemli olan pozisyona girmesi. Bir yerden dönecekti. Bugün dediğiniz gibi hem iyi oynadı hem 2 asist, bir golü var. Diğer oyuncular da zaten biz görevini yaptılar. Dolayısıyla hepsine teşekkür ediyoruz. Biz bu patlamayı zaten bekliyorduk takım olarak da. Hani bireysel anlamda herkes iyi oynuyordu. Sadece sonuca yansıtamıyorduk. Bugün hem bireysel hem de takım olarak hakkını verdiğimizi düşünüyoruz. Hani kendimizi bulduk resmen. Bundan sonra inşallah böyle devam edecek takım. Çünkü havayı yakaladık. Bundan sonra inşallah Çanakkale Dardanel deplasmanımız var. Çanakkale Dardanel'le Manisa'da oynayacağız. Orada da iyi bir netice alıp artık serimize devam ettirmek istiyoruz. Çünkü bizim takımın kalitesi gerçekten bunu hak ediyor. Bunu sonuca yansıtamıyorduk ama artık bundan sonra şunu net diyebilirim ki kaptan olarak takım arkadaşlarım hepsini tebrik ediyorum. Kendini buldu bu takım. Bu takım üstüne koya koya devam edecek. Evet, maç sonrası sıcağı sıcağına görüntüler böyleydi. Hemen Şenol'a dönelim ve Manisa Büyükşehir Belediye'yi Şenol'a soralım. Şimdi Manisa Büyükşehir Belediyespor sezona 2 beraberlikle başladı. Ardından Orhan Gazi maçında mağlubiyet aldı. Son maçında Erzincan Belediye maçından sonra Düzce deplasmanında alınan galibiyet takımın üzerindeki kara bulutları tamamen şu anda dağıtmış gibi görünüyor. Sezon başından bu yana belirttiğimiz gibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tek sıkıntı gol yollarında yaşanan sıkıntıydı. Hazırlık maçlarında da izlediğimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor bu performansını ligin ilk haftalarına yansıtamamıştı. Erzincan Belediyespor maçı, Mümünoz Kasap Spor Tesisleri'nde oynanan Erzincan Belediyespor maçı 7-8 farklı galibiyette bitecek bir maçtı. Ancak çok gol kaçtı.
Şimdi o maçta eleştirilen bir Ali Öztürk vardı. Ben o maçta Ali Öztürk'ün tamam çok goller kaçırdı Ali Öztürk Erzin Belediyespor maçında. Bir gol attı ancak şimdi o maçta tekmeye kafa uzatan bir Ali Öztürk vardı. Evet. Defansa gelen, arkadaşlarına olumlu paslar veren. Ali Öztürk'ün o maçta tek şanssızlığı girdiği gol pozisyonlarını değerlendirememesi oldu. Onun dışında ki performansı... Hatta ikinci golde evet. Ali'nin olmadı. Yani sonradan fark edildi. Alper vurunca topu aslında Ali gol dokunmuş. Zaten Ali'ye yazıldı. Ali Öztürk'e yazıldı federasyon listesinde. Manisa Büyükşehir Belediyespor gol yollarındaki şanssızlığını da kırdı. Erzin Belediyespor maçından sonra Düzce deplasmanında alınan 4-0'lık muhteşem bir skor var. Bu maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor tam anlamıyla sahada istenilenlerin hepsini yerine getirdi futbolcular. Berkin'in son antrenmanda yaşadığı bir sakatlık vardı. Teknik direktör Levent Devrim Berkin'in yerine Alper'e görev verdi. Ali Öztürk. Berkin de 3 hafta kadar sahalardan evet, uzak kalacak. Evet, sahalardan uzak kalacak. Ali Öztürk 2 asist 1 golle oynadı Düzcespor deplasmanında. Umut İsmail Köse tüm eleştirilen futbolcular bu maçta... Ama biz de burada eleştirirken Şenol şu anlamda eleştiriyorduk aslında baktığınız zaman. Yani oyuncuların kalitesini bildiğimiz için evet. Hani o kaliteye şöyle de değerlendirebiliriz. Yani %40 %50'lerle oynuyorlar beklenen performansına ya da kendine ait olan performansların. Aslında bunun artması gerekiyordu. Daha motivasyonu düşüktü oyuncuların. Ama bu maçta gördük ki artık yavaş yavaş ritmine oturdu takım. Yönetim bu ligin üstünde bir kadro kurmuştu. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Futbolcuları tek tek baktığımızda kalede Ersel, gerçi Yusuf oynuyor da Yusuf, Umut Kaya, Berkin, bunlar Ali Öztürk, İsmail Köse, bunlar bu ligin hemen hemen üzerinde futbolcular. Dediğim gibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tek sıkıntı gol yollarında yaşanan sıkıntıydı. Düzcespor maçı çok önemli bir galibiyet. Çünkü Düzcespor bu ligin en iyi takımlarından biri. Düzcespor. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un aldığı bu galibiyet bu anlamda çok önemli. Bundan sonraki haftalar için yakalanacak olan bir galibiyetler serisi. 2 haftalık yakalanan bir seri var. Bu serinin bundan sonraki haftalarda da ben devam edeceğine inanıyorum. Futbolcuları kutluyoruz. 2 haftada 6 puan. Bundan sonra da bu galibiyetlerin sürmesini temenni ediyoruz, istiyoruz. İkinci sıraya yerleşti Manisa Büyükşehir Belediyespor. Ligin en az gol yiyen takımlar sıralamasında ikinci sırada. Defansa zaten sıkıntı yok. Tek sıkıntı dediğimiz gibi girilen gol pozisyonu. Çok gol pozisyonuna giren bir Manisa Büyükşehir Belediyespor var. Ancak son vuruşlarda son 2 haftaya kadar kötüydü. Düzcespor maçında da bu şanssızlık ortadan kalktı. Bundan sonraki haftalarda ben Manisa Büyükşehir Belediyespor'un çok daha iyi sonuçlar alacağına, iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Şimdi tabii bir tarafıyla da hemen Coşkan'a da döneyim. Manisa Büyükşehir Belediyespor zaten şampiyonluk için bu paralarıyla kurulmuştu. Gerçekten de hani laf olsun diye değil, bu anlamda da bir yatırım yapıldı. Baktığınız zaman sezon başında dediğimiz gibi bir takım talihsizlikler yaşandı. İstenilen sonuçlar alınamadı. Ve 2 maç, şimdi 3. maçı oynanacak. Pazar günü 15.30'da Dardanel maçı burada. Manisa'da. İkinci sırada büyük ihtimalle diyorum hani Kemerspor bir puanla üzerinde takılırsa liderliğe yerleşecek. Zaten Manisa evet. Hedef takımdı. Şimdi lider olursa daha da bu hedef takım olma şey güçlenecek. Yani. Sen nasıl değerlendiriyorsun ve Dardanel maçıyla ilgili neler söylemek istersin? Ne düşünürsün? Şimdi geçmiş 2 maça baktığımızda tabii ki beklentilerimizi karşılayan bir Büyükşehir Belediyespor vardı ve 2-0 Erzin karşılaşmasından zaten sinyali vermişti. Düzce karşılaşmasının da çok iyi geçeceği. Erzin maçında da çünkü ilk 15 dakikalık bölümde baskı kuran, pres yapan, rakip sahada pres yapan bir Büyükşehir Belediyespor vardı. Pozisyonlar buldu. İşte kiminde kaleciyi geçemedi, kiminde gol yollarındaki isimler iyi değerlendiremedi. Düzce deplasmanında da hani bizim konuştuğumuz isimler hep hani bize nazire yapar gibi evet, çok ön plana çıktı. Üst üste orada da maçı izlemedik ama pozisyonlara girdiğini biliyoruz. Ve İsmail Köse'si işte Ali Öztürk'ü, bunun dışında Alper'i, Umut Kaya'sı öne çıktı.
Tabii sadece bu isimler üzerinde duramayız. Bu takım 11 kişi. Diğer arkadaşların da mutlaka teknik ekibin arkadaşlarının emeği var ama hani bu isimlerin son dönemdeki sezon başlangıcında istedikleri performansa ulaşamamış olmaları zaten bu eleştirileri getiriyor. Ya neden Ali Öztürk? Çünkü onlardan hani gerçekten çok fazla mesela bu maçta olduğu gibi hani birin en azından ikisinden gol mutlaka bekliyor maçta. Her maç çünkü biz bu isimlerden gol beklenmiyor. Ama şimdi Ali Öztürk diyoruz. Balıkesir Spor'da oynamış işte geçmişinde birçok takım var. Hani bu ligde daha rahat oynayacağını düşünüyor herkes. Evet. Ali Öztürk'ün rahat böyle leblebi gibi gol atmasını bekliyorlar ama rakipler de tabii ki Ali Öztürk'ü bildiği için ona göre önlem alıyor. Levent Hoca da Düzce deplasmanında 3 forvetle çıktı. İsmail, Alper ve Ali ile birlikte çıktı. İşte Erzin maçı öncesi de söylemiştim ben. Levent Hoca'nın hani kendi içinde biraz bir şeyler yapması gerekiyor ki takımın o atmosferi, o motivasyonu yakalaması için. Düzce deplasmanında böyle bir deplasmandı. Ve 4-0 çok rahat kazandılar. Düzce taraftarı maç sonrası alkışladıysa demek ki iyi bir oyun vardı. İyi bir oyun vardı sahada. Ali Öztürk dediğim gibi 2 asist, 1 gol yaptı. Daha da iyi olacak bu takım. Kazandıkça daha iyi olacak. Çünkü hep biz bunu bekliyoruz. Bizim tek derdimiz neydi? İsimlerin kendini göstermemesiydi. İlerleyen haftalarda daha da iyi olacaklar. Bu seri devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü kazandıkça yukarıya çıkıyorsun. Daha 2 hafta önce baktığımızda düşme hattının hemen üstünde bir Büyükşehir Belediyespor vardı. Ve şimdi bakıyoruz ikinci sıraya yerleşen bir Büyükşehir Belediyespor var. Futbolcular ne yapıyor? Şimdi onlar da bizim gibi puan durumuna bakıyor. Maçtan sonra nereye geldik, ne oldu işte, neredeyiz deyip. Daha keyifli çalışıyorlar hafta içi antrenmanlarını. Şimdi Dardanel hazırlıkları daha keyifli başladı. Bergama'ya 4-2 yenilen Dardanel Düzce'yi bu hafta yani dün oynanan diyelim mücadelede Kozan. Kozan 2-0 yendi. Yani Çanakkale çok değişik onların sonuçlar oluyor. Bir mağlubiyeti yani var. Bir dengesizlik var. Yani Dardanel eski bildiğimiz hani o altyapısıyla işte Türkiye futbolcu yetiştiren bir Dardanel yok. O hani sponsor anlamında desteğini veren bir Dardanel yok. Hani beklentilerini sanki eksiltmiş bir Dardanel Spor var. Bu ligde de tutunan ama işler yapan az çok da Türk futboluna birkaç ismi sunan bir Dardanel Spor var. Ama çok iyi bir hava yakalamış. Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanına gelecekler. Bu maçta ben tribünlerin de işte ikinci sırada gelen Büyükşehir Belediyespor taraftarının da bu maçta daha coşkulu olacağını ve tribünlerin dolu olacağını düşünüyorum. Yani burada Dardanel Spor düşünsün. Manisa Büyükşehir Belediyespor zaten keyifli bir şekilde çıkacak maça. O coşkuyla birlikte. Yine önemli bir galibiyete imza atıp 3-3 yapılacağını düşünüyorum. Yeter ki böyle oynasınlar. Hani mücadele etsinler. Final zamanında da bu saydığımız isimlerin yapacağı tek şey zaten o son vuruşu yapmalarıdır. Ve Erzin maçında da zaten buradan söylemiştik. Başta Levent Evim olmak üzere teknik direktör. Baktığın zaman herkeste bir stres vardı. Kazanamama stresi. O zaten Erzin maçında aşıldığı için bu maç biraz daha o anlamda rahat geçti diye. O maç öncesinde şunu konuşmuştuk. Levent Devrim hemen hedef gösterilmeye başlandı. Evet. İşte 2 haftada beraberlik, kaybedilen bir maç. Hemen Levent Hoca bu işi hani yapamıyor, çözemiyor. Zaten Türk futbolunun acı gerçeği budur. Evet. Yani ilk fatura hocaya kesilir. Evet. Akabinde devam ederse bu valizleri süreç... Valizleri şeyin kapının önünde ellerinde hazır. Aynen. Ama bu Levent Devrim'lik bir iş değil. Levent Devrim'in işi tabii ki bu takımın moral motivasyon anlamında üst seviyeye çıkarması. Hani biraz da sabır. Evet. Sabır yani çünkü çok 7-8 isim yeni. Bu takımın yeni isimleri. Hani bazı taşların oturması için biraz sabretmek gerekiyor. Atıyorum 2 hafta önce biz ya da Büyükşehir Belediyespor Yönetimi... Levent Devrim'i gönderseydi ne olacaktı? Evet. Belki işler daha tersine dönecekti. Yeni genel hoca aman tanıyayım, kim var bu kadroda şunu bileyim derken belki de Büyükşehir Belediyespor şu an 8. değil, düşme hattının içinde olacaktı 5 hafta sonunda. Yani bazen acele etmemek gerekiyor. O yüzden Levent Devrim'e de ve oyuncuların da bu galibiyetten dolayı tebrik ediyoruz. Zaten geçtiğimiz sezonda... Şimdi oraya girmiş. Tabii gireceğiz. Yani geçtiğimiz sezonda Levent Devrim göreve başladığında ilk haftalarda bir bocalama dönemi vardı. Hatta playoff hedefinden kopmuştu Manisa Büyükşehir Belediyespor ancak ondan sonra yakalanan müthiş bir galibiyetler serisi, alınan başarılı sonuçlardan sonra Manisa Büyükşehir Belediyespor playoff hedefine ulaştı. Playoff'ta da final maçlarında veda etti. Yani coşkunun dediği gibi hemen 2 haftada
3 haftada bir teknik direktörlerin değişmesi bence Türk futboluna hiçbir şey getirmez. Evet. Sabır edeceksin. Sağlıklı bir işleyiş değil. Yani Levent Devrim'le ben bundan sonraki haftalarda da geçtiğimiz sezon olduğu gibi yani bundan sonraki süreçte de ben başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum. Bir de Mümünöz Kasap Spor Tesisleri'nde Manisa'da oynanan maçlarda benim dikkatimi çeken bir olay. Seyirci var, taraftar yok. Evet. Yani şimdi Manisa'nın Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kendi sahasında oynadığı maçlar bir korkulu bir deplasman olması lazım. Evet. Yani 90 dakika boyunca susmayan, takımlarına destek veren bir taraftar grubu olması lazım. Yani bu şu ana kadar bunu göremedik. Şöyle bir şey de var. Şimdi kapalı tribün yani dediğimiz sol taraftaki tribün bize göre kendi açımızdan bakınca sol tarafımızda kalıyor. Rakip taraftar da karşı kale arkasında. İşte onlar atıyorum 50 kişi ise bu tarafta 200 kişi varsa onlardan daha fazla sesi çıkıyor. Evet. Böyle bir durum var. Hani gelen taraftar da nasıl diyelim işte Manisa Spor'da nasıl bir tarzanlar grubu var. Orta tarafta takımı ateşleyen, tezahürat yapan, sürekli tribünleri susmayan. Yönetim. Hani büyükşehirin de böyle bir taraftar grubuna sahip olması gerekiyor. Evet. O tribünü yönlendirsin. Ya da bir lidere ihtiyacı var. Tribünde de lidere ihtiyacı tribün var. Tribün lideri şart. Atıyorum orada bilmiyorum şu an kim takip ediyor maçları sürekli giden bir lider var mı ama onu belirlenip işte o çocukları, oradaki taraftarları takım yönünde ateşleyici bir şeyler yapılması da gerekiyor. Çünkü bu bir zincir. Evet. İşte biz de varız bu işin içinde. Hoca var, futbolcular var, yönetim var, taraftar var. Zemin şartı, hava şartı her şey var. O yüzden hani şampiyonluğa giderken ya biz kendi kendimize bu işi yaparız. İşte yönetim, futbolcular, hoca bize yeter. Mantığı da ters teper. Basın çok önemli bu süreçte. Basınla o diyaloğu, sıcaklığı devam ettirmek zorundasınız. İşte ne bileyim Levent Hoca belli bir süre sonra Dardanel maçı sonrası bir basın mensupları da bir araya gelebilir. 3 haftalık bir değerlendirme yapabilir. İşte oyuncularını bireysel değerlendirebilir. Ne bileyim yönetimden bir isim basın mensuplarıyla, taraftarlarla bir araya gelip organizasyon anlamında bir şeyler yapılabilir. Hani şampiyonluğa sadece tek başınıza gidemezsiniz. Bu bir ekip işi. Bu ekibin içinde hepimiz varız. Evet. Böyle yolda yalnız yürünmez diyoruz ve Turgut Spor'a hemen hızlı geçelim. Manisa'yı konuşacağız, Akhisar'ı konuşacağız ve Turgut Spor'da göğsümüzü kabarttı. Lider bu hafta 11 puana ulaştı. Hemen yine aynı puanla Diyarbakır ve Pazar Spor'da arkasından onu takip ediyor. Turgut Spor'un da hafta içi mesaisi diyelim. Dünkü karşılaşmada Muğla Spor karşısına aldı. 2-1'lik galibiyet var. Turgut Spor'un maçını seyredemedik ama en azından... Dün ben biraz internet üzerinden takip ettim. 1-0 öne geçtiler. 1-0 öne geçtikten sonra ikinci yarı itibariyle maç 1-1 oldu. Muğla Spor beraberlik golünü buldu. Ve maçı koparacak golü arıyordu anladığım kadarıyla. Çünkü arada bir de yorumlara bakıyorum. Maç içerisinde olup maçı takip edip de yorum yazanlar da vardı. 85. dakikada yanlış hatırlamıyorsam Turgutlu Spor skoru 2-1'e getirdi. Kaybetmeyen bir Turgutlu Spor var. Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi ivme kazanan, her hafta kendini bulan. Zaten geçmiş sezondan da bildiğimiz bir Turgutlu Spor var. Dışarıda 2 beraberliği, içeride 3 galibiyeti var. Evinde kaybetmiyor, kazanıyor. Deplasmanda da kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin mantığıyla hareket ediyor. 11 puanla şu an zirvede. Muğla Spor'u yendiler. Bir sonraki hafta deplasmanda kiminle karşılaşacak? Hemen ona da bakalım. Turgutlu Spor'un. Ergene'ye gidecek. Ergene'ye de baktığımızda puan durumunda 13. sırada. Rahat zor. Olacak bir deplasmanmış gibi gözükse de. Yani hiçbir maç rahat değil. Hiçbir karşına. Yani son sırada da eksi. Ama topladığı puan olarak da baktığınız zaman maç başı artı 1 puan. Maç başı 2 artı 1 puan. 5 maçta 11 puan. 5 maçta 10 puan artı 1. Yine de bu maçtan en azından 1 puanla dönen bir Turgutlu Spor olur diye düşünüyorum. Tebrik ediyoruz Turgutlu Spor yönetimini, hocasını, futbolcularını. Böyle devam etsinler. Şenol. Turgut Spor geçen programlarda söylediğimiz gibi üst ligleri, en azından ikinci ligi hak eden bir takım. Sezona iyi bir başlangıç yaptılar. Teknik kadroda değişikliğe gitmesine rağmen bu bir dezavantaj olmadı. Yani hocanın takımı yeni tanıması. Lige iyi bir başlangıç yaptılar. Ligde zirvedeler. Aldıkları, son maçta aldıkları galibiyetten sonra zirveye yerleştiler. Futbol seven bir yer Turgutlu.
Bundan sonraki haftalarda da ben Turgut Spor'un daha da iyi kenetlendiği zaman çok daha başarılı işler yapacağına, hedefe doğru ulaşacağına inanıyorum. Doğru. Az da gol yiyor. Evet, az gol yiyor. Zaten daha geçen haftaya kadar, yani bu cumartesi günü, pazar günü oynanan karşılaşmaya kadar 7 gol yoktu. 2 gol, şimdi maçta da 1 gol. Toplamda 3 gol yedi Turgut Spor. Buradan bir yandan tekrar... da aslında bu tılsımların bozulması iyi oluyor. Baskıyı neden? Çünkü bunun baskısını yaşayacak takımlar her hafta. İşte bu hafta da yemedik, önümüzdeki hafta yiyeceğiz mi? Hani şeyden çıkıyor, hedeften çıkıyorsun bu sefer. 3 puanı mı düşüneceğiz, gol yememeyi mi düşüneceğiz? O açıdan iyi oldu bence Turgut Spor'un. Evet, 3.lük 2. gruptaki temsilcimiz de Lider. Yani gönül istiyor ki hem Manisa Büyükşehir Belediye hem Turgut Spor'u bu sezon sonunda 2. lige yükselmiş, şampiyon olmuş olarak görmek. Bu şekilde de mücadelelerine devam ederlerse zaten o finale yaklaşacaklar. O sonucu alacaklar diye düşünüyoruz. Ve hızlı bir şekilde TFF 1. lig temsilcimiz Manisa Spor'a geçelim. Bu sefer Coşkun'la başlayalım istersen. Ondan sonra Şenol, sana dönelim. Manisa Spor için neler söylemek istersin? İstanbul Spor maçında 2-1 sona ermişti hafta sonunda. Kaybedilen bir 3 puan var. Zaten hafta içerisinde Cezayir'e silinen bir 3 puan vardı. Toplanan bir 6 puan totalde baktığınız zaman vardı. Ve Manisa Spor'da biraz işler iyi gitmiyor gibi. Sait Karafırtınalar'ın maç sonu değerlendirmesinde de biraz işte hakem hatası falan filan gibi değerlendirmeleri de vardı. Bu cepheden bakarak neler söylemek istersin? Hani sadece eksi 3 puanla çıkılan bir maç değildi. Akabinde maç öncesi İsmail Ak'tan maça etki etme gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildi ve bu maçta görev alamadı. Bu eksikliklerle zaten kısıtlı bir kadrosu var Manisa Spor'un. Bu moral bozukluğuyla bu karşılaşmaya çıkmıştı. İstanbul Spor'da belki başa baş mücadele içinde geçecek bir karşılaşmanın daha henüz ilk yarısında Dimov'un ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalması bütün planları Sait Hoca'nın alt üst etti diyebiliriz. Hani rakibi karşılayalım bir şekilde, arkalara hızlı oyuncularımız var. İşte Perovic gibi Sarkaris defans arkasına. Belki de kazanabileceği bir karşılaşmayı kendi içindeki problemlerinden dolayı kaybetti Manisa Spor. Burada işte sahaya çıkan 11 ya da sonradan oyuna dahil olan isimlere suç bulamayız. Bunun en büyük suçlusu yönetimdir. Çünkü eksi 3 puanı sen sağlıyorsun. İsmail Aktan'ı bu kadroya tekrardan sen çağırıyorsun. Ne olacağını bilmiyoruz. Bakalım işte ceza gelmeyecek diyorlar İsmail Aktan için ama... Ama %1 de olsa bir ihtimal vardır. Var. Bu ihtimal da takımı etkiler mi? Evet, etkiler. Şimdi bu, eksik olmuş olur. Yani İsmail Aktan açısından da önemli, çok kötü bir durum. Kendi açısından da çok kötü bir durum. Hani her şey bu piyasada galibiyet değil. İmaj da çok önemli. Sen şimdi İsmail Aktan'ı oynatıyorsun. Diyelim ki aldı bir ceza. Yani bu imaja da zedeliyor. Biz İsmail Aktan'ın bu işlere karışmadığına mutlaka gönülden inanıyoruz ve öyle olmasını umut ediyoruz. Ayrı bir şey. Ama takım genelinde baktığın gibi, aynen senin söylediğin gibi, böyle bir şüphe dahi olsa bir kenarda bekletirsin, önlemlerini alırsın. Ona göre bir forvet daha gerekiyorsa takviyeni sezon başında o şekilde planlamanı yaparsın. İsmail de durumunu düzelttikten sonra, sonuca erdikten sonra ceza... Ya takımla çalışsın, o sıkıntı değil. Antrenmanlarında çıksın. Aynen. Burada antrenman yapsın. Takım ama eksik kalmaz en azından. En azınlan o da hazır bir şekilde. Ligi bekler, oynayacağı önemli maçı bekler. Önemli bir oyuncu çünkü o yüzden bu kadar üstünde duruluyor ve konuşuluyor. İşte neden? Alternatifi yok. Evet. Yani alternatif dediği adam Bakaki. Kanatta oynatabileceğim bir isim. Bakaki zaten sonradan, kamp görmeden bu takıma dahil oldu. Haftalardır söylüyoruz. Sol bekin yok. Nitekim konuştuğumuz bir isim Ömer Buğdaycı kupada ve akabinde İstanbul maçında sol bekte olması gereken yerde oldu. Ama o da tecrübesizliğin sıkıntısını yaşadı. İşte penaltı pozisyonunda penaltı gole dönmedi ama işte rakibine ufak da olsa bir teması var. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 2-1 kaybedildi maç. Yani bu maçı Manisa Spor değil, Manisa Spor yönetimi kaybetti. Ve eleştiri dozu da her hafta artacak. Kaybettiği peki, sürece artacak. Nereye gidecek sonuç? Şimdi şöyle bakalım. Hem Şenol'la birlikte sormuş olayım. Birincilikte işler bu puan silmelerle de zaten bayağı bir karıştı. Mesela Eskişehir deplasmanına gidecek. Bundan da biraz hani konuşalım. Eskişehir deplasmanına gidecek ve Eskişehir'in de silinmek üzere. Yani biz silindi diye söylüyoruz ama daha silinmedi. Baktığınız zaman Manisa Spor 6 puan da gözüküyor ve 13. sırada ama aslında
18. sırada, yani son sırada olması gerekiyor. Evet. Bir 17. sırada olması gerekiyor. Bir basamak üstte olması gerekiyor Deniz'in üstünde. Balıkesir'i var. Evet, Eskişehir'in de aynı şekilde 24 daha silinmesi beklenen puanı var. Bu ekonomik durumu itibariyle aldığı cezadan dolayı, ödemelerle ilgili problemlerden dolayı aldığı cezadan dolayı 24 daha ekleneceği söylendiği zaman böyle bir Eskişehir deplasmanı var. Aslında hani Eskişehir sizden de daha moralsiz ve dağılmış olarak baktığınız zaman öyle bir deplasmana gidiyorsunuz. Kara bulutların dolaştığı iki takım. Evet, yani iki takımdan birisiniz. Ve sezon sonuna kadar en azından bu ligde kalmak ilk hedef, ilk mücadele olmalı. Ancak hani bu süreç bu şekilde devam ederse yönetimsel anlamda da nereye varır, siz nasıl görüyorsunuz? Ve erken bir seçim olabilir mi? Manisa'da böyle bir hava, böyle bir atmosfer var mı? Onları da sormuş olalım. Yani şimdi federasyondan aslında rica etseler bir iki hafta daha silmesinler bu puan durumunu. Evet. Çünkü sildiği an 3 puanlı oluyor. Evet. Bir bakıyorsun düşme hattına geliyorsun. Zaten moral, motivasyon, maddi manevi yok. Her maça böyle çıkacaksın. Şimdi Eskişehir de aynı problemleri yaşıyor ama sezon başı itibariyle zaten hani herkes biliyor neden yaşadığını. Evet. İşte transfer üstüne transfer, işte Mustafa Denizli geldi gitti. Orada şeyler hani başlıklar belli. Bizim burada sıkıntımız başlığımız belli değil. Ve Eskişehir'in şöyle bir avantajı var. Elinde çok kaliteli isimler var. Evet. Manisa Spor'un böyle bir kaliteli kadrosu yok. Hani biraz Eskişehir Spor yeni yönetim akıllı olsa belki takım daha değişik yerlerde olabilirdi. Ama Manisa Spor'da yönetimin yaptığı bariz hatalar var. Maddi manevi hatalar var. Bu işte 6 puan şu an yazıyor ama 3 puanla gidiyoruz aslında Eskişehir'e. Eskişehir'de işimiz çok zor. O 5'lik maç gibi kimse düşünmesin. İsmail Aktan'ın durumu belirsiz. Senin maçını koparan isimlerden bir tanesi geçen sezon. Dimov yok. Evet. Stoper kargaşası yaşanıyor Manisa Spor'da. Kim oynayacak? İçli Hikmet hazır olacak mı? Balioğlu olmayacak mı? O belirsiz. Stoper diğer isimlere baktığımızda Mehmet Enes Sığırcı var alternatif. Hüseyin Tok var. Bir türlü Sait Hoca'nın kabullenemediği bir isim. Ama birinci ligin önemli isimlerinden bir tanesi. Eksikleri var. Ağır. Şöyle böyle deniliyor Hüseyin Tok için de. Mehmet Enes Sığırcı ilk iki haftada seni yakan isim. Manisa Spor Eskişehir deplasmanına sıkıntıların üstüne bir sıkıntı ekleyerek gidecek. Bir de şöyle geçmişe baktığımızda 6 haftada kalesini gole kapatamayan bir Manisa Spor var. Her maç gol yemiş. Kaleci Emrullah tamam bazı pozisyonlarda çok güzel kurtarışları var ama kritik kurtarışları var ama her maçta gol yiyen bir Manisa Spor defansı ve kalecisi var. Bu sıkıntının Eskişehir deplasmanına da ben devam edeceğini düşünüyorum. Ben gollü bir maç bekliyorum. Çünkü ikisi de hani psikolojik olarak hazır olmayan iki takımın ligde neler yaptığını bilmeden bir yerlere gelmeye çalıştığını düşünüyorum. Eskişehir'in de Manisa Spor'un da. Öyle bir maç bekliyorum. Ha bu 5-1 olamaz da daha farklı bir skor olabilir. Yani zor. Dediğim gibi yönetim eleştiriliyor. Eleştirilmeye de devam edecekler. Belki kızıyorlar. Hani bizim elimizden bir şey gelmiyor arkadaş. Ne yapalım? Mantığıyla olabilir. O noktada işte elimizden bir şey gelmiyor noktasında Şenol'a sana da aynı şeyi soruyorum. Yani elimizden bir şey gelmiyor ama şimdi bakıyorsunuz ben hani gazetelerden takip ettiğimiz kadarıyla bir takım aday isimler oluşmaya başladı. Sadık İreyer ismi geçiyor. İşte yani Cenk Ergün ismi yazılıyor. Gelen isimler yani yavaş yavaş yani birileri sonuç itibariyle aday olmaya ve güçlü geleceğinin iddiasıyla bir şekilde dillendirmeye sağda solda kendi isimlerini başladılar ya da çevreleri dillendirmeye başladı. İşte ben isimler üzerinden değil de mesela Coşkun ve Şenol o şeyi kendilerinde buluyorlar. O gücü de var. Ekonomik anlamda da katkı verebileceklerine ve yönetimsel olarak bu işi düzeltebileceklerine inanıyorlar. Ve yavaş yavaş adaylar çıkmaya başladı. Olağanüstü genel kurul kararı alınabilir mi? Manisa'nın önünün açılması için Abdullah Mergen böyle bir şey yapabilir mi, yapmaz mı? Hani siz daha yakından olayları bildiğiniz ve takip ettiğiniz için, yönetimi de iyi bildiğiniz için ne olur da biraz sorgulanmaya başladı, olur mu olmaz mı kısmını en azından konuşmuş olalım diye soruyorum. Bence olmaz. Yani bu yönetimin ben olağanüstü kongre kararı alacağını hiç düşünmüyorum. Aklımın ucundan bile geçmiyor. Yani öyle bir hani ışık vermiyorlar. Zaten ışık vermiyorlar. Ne takıma ne Manisa'ya. Abdullah Mergen hani bu işin içinde olduğunu ve sıkıntıların olduğunu o da biliyor. Yani tepkileri zaten o da görüyor, okuyor. Ama bu yönetim umursamıyor. Yani bir rahat
bir rahatlığı var. O rahatlığıyla ya gidiyoruz işte bir şekilde. Yani bu takım ne yapacak? Yani olağanüstü kongre kararı ancak şöyle alabilir Manisa Spor. İşte zaten aldığın 6 puanın var. Üst üste 4 hafta daha kaybedecek. 5 hafta daha kaybedecek. Belki ekstra böyle ne, o arada işte bir puan silme cezası daha gelecek. O mantıkla belki diyorum, ona da belki diyorum yani, garantisi yok. Çünkü bu isim, ben gideceğine inanmıyorum. Yani Manisa Spor'un olağanüstü kongre kararı alacağına inanmıyorum. Hazirana kadar ya da bu sezonu küme düşmüş bir Manisa Spor da olabilir. Belki o zaman artık yeter deyip işte insanların tepkisine karşılık verelim. Olağanüstü kongre kararı alalım. Yine aday olalım. Ol. Varsa öyle bir niyetin. Yine aday ol başkanlığa. Rakiplerin çıkar. Adayların çıkması da çok güzel. Evet. Yani iki isim var şu an piyasada dolaşan, sosyal medyada işte dolaşan. Bu güçlükler içerisinde biz yapabiliriz ve kendi ekonomik gücüne de ve ya da bu işin düzeltilebilir seviyeye getirebileceğine inandığı için aday oluyorlar. Bu da önemli. Yani iki işte, isimden özellikle bir isim Manisa piyasasında çok seviliyor. Hı hı. Ve desteğini her türlü alacak bir isim. Cenk Ergün'den bahsediyorum. Hı hı. Cenk Ergün Manisa Spor taraftarlarında çok sevdiği bir isim. Hı hı. Ha, böyle bir niyeti var mı? Yakın çevresinde böyle bir niyetinin olmadığını söylese de kalbinde Manisa Spor aşkı olduğunu ben biliyorum. Evet. İlerleyen süreçte ya da ilerleyen aylarda sezon sonu ya da olağanüstü bir kongre kararı alınırsa. İşte hani kamyon devrilmeden tabiri var yani. İşte kamyon devrilmeden olur mu gibi hani. Bu yönetimin zihniyeti o. Bu yönetimin zihniyeti o. Kamyon devrilsin. Önemli değil. Sanayiye götürürüz, kasayı masayı yaptırırız, devam ederiz. Yani o zihniyet olduğu için inşallah hani keşke olsa da bir an önce Manisa Spor Başkanı yönetimi değişse, Cenk Ergün gibi bir başkan olsa, Sadık İreyer'i çok tanımıyorum açık söylemek gerekirse, bilmiyorum. İsim olarak sadece biliyoruz. Ne kadar faydalı olur ya da nasıl bir yönetim kurur ya da Manisa'dan nasıl bir destek alır onu bilemem. Ama Cenk Ergün gibi bir isim Manisa Spor Başkanlığı'na gelirse ben Manisa'nın tekrardan kenetleneceğini düşünüyorum. Çünkü yorumlara bakıyoruz. Zaten asıl mesele de o. Yani kritik noktada o anladığım kadarıyla. Manisa Spor'da yaşanan problem bu. Evet. Yani baktığın zaman çevresinde de Manisa Spor'un halka halka oluşacak bir büyüklük, bir bütünlük. Zaten bütün asıl problem bu. Yani Cenk Ergün isim olarak kendi verebileceği katkıların yanı sıra çevresiyle de, Manisa'nın bütünleşmesiyle de, ki Manisa'nın buna hem tribünde hem ekonomik anlamda her türlü ihtiyacı var. İhtiyacı olduğu dönemlerden bir tanesi. Bu anlamda Cenk Ergün çünkü etrafında olmaz. Hep hani çok yakın görüştüğü, hı hı, aile dostları, arkadaşları bile tribünden birlikte olduğu insanlar. Hı hı. Bir sanayimiz var. Hiçbir şekilde Manisa Spor'a ya da Manisa takımlarına bir faydası olmayan bir sanayimiz var. Hani onun öncülüğünde mutlaka bir şeyler çıkabilir Manisa Spor adına. Çok tane konuyu değiştirmek istemiyorum. Manisa Spor'u zorlu süreç bekliyor. Devam edecek bu süreç. Silmeler de gelmezse. Yani gelmezse. Hep işte muallaktayız. Hep bir şeyler olur mu? Bu tamamen yönetimseldir bana göre. Yönetim hata yapmaya devam ediyor. Şenol, sen ne istersin? Şimdi Manisa Spor'da şeffaf olmayan bir yönetim var. Hiçbir şeyi açıklamayan. O yüzden kimse de katkı vermiyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde özel bir hastaneyle bir sponsorluk anlaşması yapıldı. İçerik yok. Ne kadar maddi destek verecek? Şimdi duyulan, konuşulan... Ki bu tırnak açalım, anonim şirket olan kulüplerde bile açıklanıyor. Ki derneksiniz, evet. Sonuç itibariyle bunu açıklamakta bir anlamda zorunlusunuz. Yani şimdi bir şekilde hesap vermek. Dile getirdik. Rakamları açıklayın dedik. Şimdi konuşuluyor Manisa'da. 350 bin TL 3 yıllığına anlaşmış, böyle dedikodular var. Bunu yazdık, çizdik. Rakamları açıklayın. Hı hı. Yani şeffaf olmayan bir yönetim var. Maddi sıkıntılar var. Yani yönetim bunu açıklamaktan bile aciz. Çıkın. Biz şu hastaneyle, özel hastaneyle şu rakamlar karşılığında anlaştık. Bunu Manisa kamuoyu bilsin. Evet. Yani yıllık 116 bin TL şeklinde anlaştığı yönünde dedikodular var, duyumlar var. Değil mi? Manisa'nın içi zor. Maddi sıkıntılar var. Beklenen cezalar var. Şimdi kongre, olağanüstü kongre Coşkun'un söylediği gibi ben de buna pek ihtimal vermiyorum. Yani daha önce de küme düşmüştüm Manisa Spor, Abdullah Mergen döneminde. Abdullah Mergen kongreye falan gitmedi. Olağanüstü genel kurul kararı da almadı. Görevine devam etti. Kötü bir yönetilen bir takım. Her hafta şu olacak mı, bu olacak mı, maddi sıkıntıların
ön planda olduğu bir takım. Şeffaf yönetilmeyen bir kulüp. Yani şeffaf olmayan bir kulüp. Hiçbir şey açıklama yapılmıyor. Az önce söylediğim gibi bu anlaşmanın, sponsorluk antlaşmasının içeriğini bir açıklayın. Yani böyle bir şey de yok. Zaten takımda moraller de bozuk. Eskişehir Spor maçı öncesinde. İsmail Aktan Odabaşı. Bugün belli olacak durumu. Dimov cezalı. Ümit Yasin Aslan'ın durumu belli değil. Evet. Hikmet'in durumu belli değil. Eskişehir Spor'da öyle tam şu an maddi sıkıntılarla boğuşuyor ancak kalitelisi. 4 tane beraberlik alan bir takım. Zor yenilen bir takım Eskişehir Spor. Yani zor. Hele sahasında evet, yani kolay mağlup olan bir takım değil. Sahasında da seyirci desteği çok büyük olan yani en son stadın yapımından sonra 20 bin ki ortalama 11-12 bin de net ortalamaya oynuyor. Yani ciddi bir taraftar desteği var. Eskişehir halkı zaten çok seviyor futbolu. Manisa Spor'da ciddi sıkıntılar var. Hem kadro olarak Eskişehir Spor maçı öncesinde hem maddi anlamda şu an takımda moraller en alt seviyede. İstanbul Spor maçı. 2-1 kaybedilen bir maç. Şimdi nereden nereye geldik? Bu maç öncesinde de bir sürü sıkıntılar yaşandı. Primler ödeniyor mu, ödenmiyor mu? Onun bile açıklaması yok. Yok. Futbolcular yani, kazan kaldırdı diyorlar. Futbolcular kazan kaldırdı. Yani bilmiyorum. Tabii şimdi bir de şöyle de bir şey var. Siz bir açıklama yapmazsanız ya da sorulan sorulara yanıt vermezseniz doğal olarak bu hani böyle kar topu gibi büyüyerek daha bir sürü söylentiyi, konuşmayı şimdi federasyondan gelen gelirler var. Sağlıklı bir şey. Şimdi hep ödeme yapıyoruz, ödeme yapıyoruz, ödeme yapıyoruz. Bu federasyondan gelen her sene bir gelir var. Spor Toto'dan, iddiadan. Aynen. Yani bunları hiç kimse konuşmuyor. Sadece işte şuraya borç ödüyoruz. Buraya borç ödüyoruz. Şunu kapattık, bunu kapattık. İki seneden beri puan silme cezası geliyor. Yani bu konuda da gerekli açıklamaları bekliyoruz. Yani Manisa Büyükşehir Belediye örneği verdik ya işte şampiyonluğa giderken bir ekip olmak lazım. Evet. Bunun içinde hepimiz varız. Evet. Basın dahil, işte yönetimi dahil, hepsi dahil. Manisa Spor'da bu iki sezondur özellikle. Evet. Yok. Yani basın hiç yok. Basın yani birkaç isim diyebiliriz böyle Başkan Abdullah Mergen'den işte bilgiler alan, yazan, çizen. Onun dışındaki basın mensuplarıyla ilgili yani tamam telefon açtığımızda açıyor, bir şeyler sorduğumuzda cevap veriyor ama hani bir şeyleri yaparken tek başına yapamaz. Başkan Abdullah Mergen de tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sadece Manisa Spor dediğimizde Abdullah Mergen var. Hani etrafındaki isimleri kimse tanımaz. Yöneticileri kimse bilmez. Biz zaten içinde olduğumuz için biliyoruz. Zaten bu sponsorluk antlaşmasında da yöneticilerin de birçoğunun haberi yok. Geçenlerde ben çarşıda bir yönetici abiyle görüştüm. Durum nedir dedim ben de. Sponsorluk antlaşmasını nasıl yaptınız? Haberim yok dedi bana. Sezon öncesi de hemen ona ekstra bir bilgi vereyim. Sezon öncesi de bir abimizle karşılaştığımızda yönetimin içinden son dakika transferi yapıldı Manisa Spor'da. Transferin son günü Abdülkadir Korkut yanlış hatırlamıyorsam. Transferi benden duyuyorlar yani. Böyle bir durum var. Ya da Akın Akçık'la sözleşmeyi feshediyorsun. Sözleşmeyi feshettikten bir gün sonra yine yeniden bir sözleşme yapıyorsun. Yani ne bekliyorsun? Düzensiz, hani Manisa Spor camiası, Manisa Spor Kulübü hep bir marka diyoruz. Evet. Hani orada ya bu başkanlık koltuğuysa, bu başkanlık koltuğuna oturduğunda onun bir ağırlığı olmalı. Kim olursan ol. Ben de olsam, Şenol da olsa, siz de olsanız. Hani burayı temsil ediyorsun sen. Doldurman lazım. Orada. Doldurman lazım. O doluluğu biz görmüyoruz şu an. Hani bir şekilde aşılır mı? Aşılmaz. Çünkü çok maddi anlamda problemler var. Hani bunu 300 lira sanayiden bulalım, yatıralım da oh rahatlayalım mantığı yok. Zaten bir makakula belası var. Bu Manisa Spor'un başında da var. Karşıyaka'nın başında da bela oldu. Karşıyaka'da bu sezon. Karşıyaka'da şu an kaybolma aşamasına kadar geldi. Aynı şeyi Manisa Spor'da yaşayacak. Yaşamaya devam edecek. O yüzden acı ama gerçek. Bu hafta Eskişehir deplasmanında ev sahibi bana göre favori. Ve geçelim Süper Lig'e. Dilerseniz Tereset Mobilya Akhisar Spor'a. Tereset Mobilya Akhisar Spor hafta sonunda Atiker Konya Spor'a 2-0 deplasmanda mağlup olmuştu. Ve yarın saat 8'de burada Manisa'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak ve onlar için çok önemli bir mücadele. Çünkü bu Atiker Konya maçı sonrası kaybeden 3 puan bayağı moralleri de alt üst etmişti. İyi giden bir Akhisar Spor vardı. Şu anda puanı 10 ve 7. sırada. Fenerbahçe maçında heyecanla bekliyorlar. Şimdi Fenerbahçe maçı öncesi neler olmuş, neler oluyor? Fenerbahçe maçı öncesi nasıl bir 11'le sahaya çıkacak? Akhisar ona bakalım ve öncesine bir konuşalım. Gelin, gelin.
Ligin 7. haftasının açılış maçında yarın Fenerbahçe'yi Manisa 19 Mayıs Stadyumunda konuk edecek olan Teleset Mobilya Akhisar Spor, evinde oynadığı ligin 3 maçında 9 puan toplarken Fenerbahçe'den de 3 puan almak istiyor. 11. randevuya çıkacak iki ekip arasında oynanan maçlarda Akhisar Spor'un rakibi karşısında 3 galibiyeti bulunurken 6 kez de mağlup oldu ve 1 maç berabere kaldı. Manisa ekibi rakibini en son 2014-2015 sezonunda Kadıköy'deki maçta 2-1 yenmişti. Fenerbahçe ise Akhisar karşısında son 3 maçı da kazandı. Cuma günü saat 20'de Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabaka sırasında havanın hafif yağışlı olması beklenirken sıcaklığın 19 ila 21 derece arasında olması tahmin ediliyor. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Teleset Mobilya Akhisar Spor Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe karşısına Milan Lucas, Miguel Lopez, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Ömer Bayram, Abdo Sisoka, Olcan Aydın, Serginho, Helder Barbosa ve Paul Henrik 11 ile çıkması bekleniyor. Evet, Fenerbahçe Akhisar karşısında hazırlanırken bu arada hemen söyleyelim, Akhisar taraftarları, Manisalıları da tribünlerde bekliyoruz. Çünkü gelen haberler, az önce baktım, Fenerbahçe biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. 800 kişilik bir tribün gerçi Fenerbahçe'ye ayrılan yer. Ancak Akhisar'ın da tribünlerde de üstünlüğü bir şekilde ele geçirmesi gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım, Manisalıları maça davet edelim. Geçen hafta Konya maçıyla ilgili yorum yapmıştım. Favorim Akhisar Belediyespor demiştim. Akhisar Belediyespor beni yanılttı bu deplasmanda. Aslında karşılaşmaya çok da güzel başladılar. Üst üste pozisyonlar buldular. Olcan Adın özellikle çok hareketliydi. Enrique çok hareketliydi. Hani maçı 1-0'a getireceği sırada gol yedi Akhisar Belediyespor. 1-0'dan sonra da işler de aynı şekilde devam etti. Ama Okan Hoca'yı ben şeyini anlamıyorum. Hani deplasmanda niye işte taktik anlamında 4-2-3-1'e dönüyorsun da kendi evinde 4-4-2'ye? Hani bu zihniyetle niye hareket ediyorsun? Zaten 4-4-2'de işleyen bir takımım var. Hani sürekli ucum yapan, rakip kalede pozisyonlar bulan. Tamam, deplasmanda Konya maçında da pozisyonlar buldun ama sonuca gidemedin. Öncelikle bir puan galiba hedef orada. Hani bir defansı sağlam tutalım, bir puan. Ama sen zaten hani açıklama yaparken çıkılıyor. Diyorsun ki ben bu lige de renk vereyim, bir yerlere gelelim. İşte futbol anlamında öne söylenmelerle çıkalım. Söylenmelerle yapılanlar birbirini tutmuyor. Gerek yok söylüyorsun. Yani 4-4-2 ile sen bu takım zaten oynuyor. Evet. Oynamasını engelliyormuş gibi geliyor bana. Hani deplasmanda dizginliyor gibi geliyor. Bu maçta beklentilerimin altında oldu. İkinci yarı çok aman aman bir karşılaşma izlemedik. İlk yarısıyla keyif veren bir maçtı Konya maçı. Son dakikalarda Konyaspor zaten 2-0'a getirdi durumu. Akhisar Belediyespor Fenerbahçe'ye ayrılacak. Fenerbahçe de geçen hafta Beşiktaş derbisini kazanmıştı. Zorluk derecesi yine yüksek. Fenerbahçe gibi bir takımla oynayacaksın. Kendi evinde oynamanın avantajını iyi kullanmak zorundasın. İşte 800 bilet Fenerbahçe taraftarı olacak. Büyük ihtimalle Gediz Kale arkası komple Fenerbahçe taraftarına ayrıldı. Akhisar Belediyespor taraftarlarının cuma akşamı olması dolayısıyla ben çok bu maçta tribünlerde olacağını düşünmüyorum. Akhisar tribünlerinde de Fenerbahçelilerin olabileceğini düşünüyorum. Hani bir deplasman yaşayabilir burada Akhisar Belediyespor. Çünkü bunun öncesinde Manisa Spor, Akhisar Belediyespor yaşadı. Biraz da kulüpler buna maddi anlamda kazanım olarak baktığı için aynı duruma düşeceğini... Gücünün elinden kaybolmasını çok kaybolmasını. Çünkü biz Galatasaray maçı mıydı? Ya da Fenerbahçe maçı olması lazım Manisa Spor'un Süper Lig'de olduğunda. Neredeyse tüm tribünler rakip takıma aitti ve bir deplasman yaşamıştı Manisa Spor o zaman da. Fenerbahçe'de çıkış arayan, üst süreye tutunmaya, şampiyonluk yoluna girmeye çalışıyor. Her ne kadar Beşiktaş maçı öyle çok olaylı olsa da Akhisar Belediyespor'u da zorlu bir karşılaşma bekliyor. Ben yine taktik anlamında evinde oynamanın rahatlığıyla 4-4-2'ye döneceğini düşünüyorum Okan Burun. Ama bir Barbosa olayı var ki Barbosa sürekli kesik yiyen, oyuna sonradan gelen bir isim. Ben de Akhisar Belediyespor'da çok beğendiğim bir isim. Geldiği günden bu yana. Burada da izlediğim karşılaşmalar çok hareketli. Takıma sinerji veren bir isim. Bu karşılaşmada en azından onun 11'de başlamasını bekliyorum. İleride yine
Enrique sabit zaten. Yanında Larsson büyük ihtimalle olur. İkinci arada da Hora gibi bir ismi alternatif olarak kullanabilir Okan Buruk. Temennimiz tabii ki kazanması yönünde. Akhisar Belediyespor'un üst sıralarda olmasını istiyoruz. Onun dışında böyle söyleyebileceklerim benim bu kadar. Sen neler bekliyorsun şunu? Şimdi teknik direktör Okan Buruk, kendi sahamda kazanayım, deplasmanda alacağım bir puan iyi olur mantığıyla hareket eden bir teknik direktör. Bunu sezon başından bir yana alınan sonuçlarla görüyoruz. Şimdi Akhisar Belediyespor ligde 10 puana sahip olan bir takım. 9 puanı kendi sahasında toplamış. Deplasman maçlarının sadece bir puanı var. Bu da 2-2'lik Antalya Spor maçı. Şimdi kendi sahasında iyi sonuçlar alan bir Akhisar'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Her iki takım için zor olacak. Sadece Akhisar açısından ben bu maçı zor görmüyorum. Fenerbahçe açısından da zor geçecek. Çünkü Telefet Mobil Akhisar Spor kendi sahasında başarılı sonuçlar alan bir takım. Yani beraberlikten uzak ya Akhisar'ın ya da Fenerbahçe'nin kazanacağı iki ihtimali ben bir maç olarak görüyorum. Yani büyük takımların kabusu olan bir Akhisar Belediyespor var. Geçmiş sezonlarda da bunu gördük. Beşiktaş'ı da, Galatasaray'ı da, Trabzonspor'u da. Büyük takımlar söylediğinde ben biraz ekonomik olarak diye bakıyorum. Evet, yani büyük, maddi anlamda büyük yani. Maddi anlamda büyük takımlar. Oyuncu kalitesi zaten bariz belli. O dört büyük dediğimiz takımda. Beş büyük diyorlar ama Bursa Spor'un bir şampiyonluğuyla o beş büyük oldu. Aslında bunu yerleştirmeye çalışıyorlar insanların zihinde. Hani o dört büyük imajını silelim. Evet, yani herkesin kendi takımını tuttuğu takım büyük. Hani o büyüklük neye göre ölçülüyor, neye göre değer alınıyor ama maddi anlamda baktığınız zaman evet bu taraftar sayısı, rakamsal boyutun boyutu, bunlar belirleyici oluyor bu konularda. Güçlüler öyle diyelim. Aynen. Akhisar Belediyespor'un da inşallah temennimiz bu karşılaşmayı kazanması yönünde. Evet, yani, ve yine yani işte büyük takım diyoruz ama büyük takımlar buraya gelince o problemi yaşıyor. Evet, yaşamaya da devam edecek. Baktığınız zaman her takımın sanki bir görevi var gibi. Akhisar'da hani bu sezon bilmiyorum gençler bir çok iyi gitmiyor. Ama son sürede olan bir Osmanlı var. Düşmez mi bilmiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Sanki Akhisar gelecekte bir gençler birliğinin rolünü üstlenecek bir takım hüviyetine büründü. Yani uzun yıllar bu ligde futbol oynayan, taraftarı çok fazla olmayan, zaman zaman maçlarına seyirci toplayabilen ama bu ligde uzun yıllar var olan, yani gençler bile düşerse tamamen gençler bile rolünü almış gibi bir şimdi gelecek yıllarda bir duruma doğru geliyor yönetilen Akhisar. Bir kulüp. Akhisar Belediyespor, Telefet Mobil Akhisar Spor doğru yönetilen bir kulüp. Kulüp başkanları Hüseyin Ali Yüksel. Güzel işler yapıyorlar yani. Aynen. Bunu eleştiri için söylemedim. Hani İlhan Cavcav'ın vefatından sonra gençler bile bir düşüş başladı ama gençler bile yıllarca işte oyuncu, doğru oyuncuları seçip satan. Yani rol model olarak baktığınız zaman hani bu ligde şu anda gençler bile o rolünü kaybetmeye başladı uzun yıllar. Bu rolü üstlenmişti. Sanki Akhisar onun yerine geçti gibi. Yani aldığı oyuncuları başka takımlara gönderirken gençler bile aynı şekilde para kazanabilen, kasasını doldurabilen. Aynı zamanda uzun yıllar Süper Lig'de futbola zevk veren, keyif veren futboluyla da uzun yıllar mücadele eden ama seyircisi de çok az sayıda taraftarı hiç denecek kadar bir ekip. Akhisar da hani böyle o kadar çok yönleri benziyor ki gelecek yıllarda sanki o rolü Akhisar üstlenecek. Akhisar da artık herkesin benimsediği gençler birliği tarzında orta sıralarda lütfen da, bu şekilde bir kulüp olacak. Çimleri serilmeye başladı Akhisar Belediyespor'un. Evet. Kendi sahasına geçtiğinde hani o potansiyeli yakılacağını düşünüyorum ben taraftar anlamında. Çünkü Akhisar'dan Manisa arası bir saat. Evet. Bir de otobüsle geliyorsun. Hani öyle kafana göre maçtan sonra basayım gideyim Akhisar'a gibi bir lüksün yok. Otobüsün dolmasını, taraftarların gelmesini bekliyorsun. Hemen her şey olmuyor. Hani o sıkıntıyı ilk dönem Akhisar taraftarı yaşadı ama sonrasında problemler olmaya başladı. Ve taraftar sayısı her geçen hafta düşmeye başlamıştı. Şimdi kendi sahası 12 bin kişilik. Manisa 19 Mayıs stadı gibi değil. Stadın etrafı çevrili. O baskıyı diyebileceğimiz konumu orada yaşayacak Akhisar Belediyespor. Yani gençler birliği örneğini verirken de şimdi benim gözümde onlar canlandı. Hani o yerine geçerse biraz daha en azından seyirci taraftar kısmına katılmıyorum diyorsun. Yani taraftar kısmına katılmıyorum. Çünkü gençler birliğinin potansiyeli belli taraftar anlamında. Akhisar Belediyespor'da işte Akhisar'da oturup da çocuğuyla maça gelemeyen bir aile orada çok rahat maçına girebilecek. Çünkü şehir merkezine yakın bir konumda stadın olduğu yer. Yani Fenerbahçe maçı sonrası milli ara olacak. Milli aradan sonraki süreçte bence acele etmesin Akhisar yönetimi stada geçmek için. Bunun örneğini Samsun
stadın açılışında gördük. Zemin kağıt gibi kalktı. Evet. Hani böyle bir hataya düşmesinler. En azından ilk yarıyı burada oynasınlar. Gitmek istiyorlarsa da benim bildiğim, duyduğum Başkan Hüseyin Er Yüksel'in böyle bir düşüncesi olmadığını, hani Manisa'nın kendilerine 19 Mayıs'tan uğurlu geldiğini düşünüyormuş. İlk yarı en azından burada tamamlayıp ikinci yarı itibariyle Akhisar Belediyespor kendi stadıyla, kendi taraftarının önünde Akhisar'da o maç atmosferinin şehir merkezinde de yaşayacak yani. Yaşayacak. Kent merkezinde de yaşamak önemli. Tabii, futbolcular tabii. İşte otobüste bir yerden bir yere giderken o şehrin süslenmesini görmesi bile ya da çarşıya çıktığında bir şeyler yapmak istediğinde. Ekonomik olarak da. Onları yaşamak da gerekiyor. Çünkü burada yaşadığı bir şey yok Akhisar Belediyespor'un. Evet. Tamam Manisa geliyor, deplasmanda ilçesi maç oynar, ama bir deplasmanda gidiyor. Yaşıyorsun bunu. Taraftar da aynı şeyi yaşıyor. Sanki deplasmana gelir gibi 19 Mayıs stadına geliyor. Bir bütünün eksik olan yönünü statta tamamlayacak yönetim. Evet, bir programın daha sonuna geldik ama programı bitirmeden önce şunu da söyleyeyim. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un belediyenin biliyorsunuz yaz spor okulları vardı. Çocukların spor yapmasını buradan işte altyapılarda da bir takım haberler olduğu zaman sizlere iletmeye çalışıyoruz. Şimdi kız spor okulları çok büyük ilgi görmüştü yaz spor okulları. Şimdi kız spor okulları başlayacak, kayıtlar başladı. Onunla ilgili kısa bir haberimiz var. Onu verelim, ondan sonra dönüşte final yapacağız. Manisalı çocukları bir yandan sporun farklı branşlarıyla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bir yandan da çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Bu anlamda yaz aylarında büyük ilgi gören spor okullarında kış dönemi start alıyor. Kış okullarının kayıtları 9 Ekim tarihinde başlarken spora sevdalı çocuklar futbol, yüzme, basketbol ve voleybol dallarında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alabilecek. Futbol branşına 2005-2012 yaş grupları, basketbol branşına 2005-2011 yaş grupları, voleybol branşına 2003-2011 yaş grupları, yüzme gruplarına da 2003-2013 arası doğumlu çocuklar kayıt yaptırabiliyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor yaz okullarında her yıl yüzlerce çocuğun uzman eğitmenler eşliğinde spor eğitimi aldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, 4 Kasım tarihinde eğitime başlayacak olan kurslarımızda çocuklarımız 4 farklı branşta eğitim alacak. Çocuklarını yüzme, voleybol veya basketbol branşlarından herhangi birine kayıt yaptırmak isteyen veliler kayıt işlemlerini Tarık Almış kapalı yüzme havuzu ve spor tesislerinde yapabilirken futbol branşı ile ilgili işlemleri de Fikri Bayrıl spor tesislerinde yaptırabilir. Tüm branşlarımıza kız ve erkek sporcularımız kayıt yaptırabilir. 20 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan kış okullarında eğitimlerimiz cumartesi ve pazar günü olacaktır dedi. Evet, biz de haydi çocuklar spora diyoruz. Aileler tabii elbette biliyorlar ama bize tekrar etmiş olalım. Çocukların profesyonel olarak devam etmesi, sporu yapması çok önemli değil ama sağlıkları için spor yapmaları gerçekten çok önemli. O yüzden destekleyin, spor okullarına çocuklarımızı yönlendirelim. Ki bir de şöyle bakmak lazım, gerçekten işin içerisinde branşını eğer doğru bulabilirse belki içindeki yeteneği dışarıya ortaya çıkarabilme şansı da yakalayabilir. Bunun örnekleri biliyorsunuz Manisa'da da var. Ve jimnastikte olsun, atletizmde olsun çok örneklerini, dünya şampiyonluklarını buraya getiriyorlar ve bunları paylaşıyoruz. Bu basketbolda, voleybolda, yüzmede neden olmasın olabilir diyoruz ve Coşkun'la Şenol'a teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir haber, son haber. Bu altyapı ile ilgili, Büyükşehir Belediyespor'un altyapısı ile ilgili önümüzdeki programda inşallah geniş bir açıklama yapalım. Şimdi daha çok bu tatil dönemlerinde işte mesela milli maçların 15 günlük aralarında, çünkü sezon başladığı zaman ve şimdi maç öncelerinde değerlendirdiğim için hızlı hızlı gitmek zorundayız. Programımızın süresi belirli. Ama bu boşluk dönemlerde işte zaman zaman konuk alarak, zaman zaman kendimiz burada konuşarak bu konuları da elbette dile getireceğiz ve anlatmaya çalışacağız. Ama şu aksiyon içerisinde bu ara bu mümkün değil. Ama şimdi milli maç arası var. Daha sonrasında devre arasında yani bunları bir şekilde değerlendireceğiz. Gündemi tek konuyu, olabilir. Evet. Çünkü çok güzel bir altyapı var Büyükşehir Belediyespor'da. Bunun dememdeki neden belli bir kesim Büyükşehir Belediyespor'u işte yanlış yönetiliyor. Sadece profesyonel futbol takımı var gibi düşünüyor ama takım var gibi düşünüyor. Bununla ilgili bir geniş bir program yapmak lazım. Evet, anlatmak lazım. Çok teşekkür ediyoruz tekrar sizlere yorumlarınız için. Biz bu haftalık Perşembe günü yayınımızı sizlere ulaştırdık. Her hafta olduğu gibi Cuma, gelecek hafta yine Cuma günü karşınızda olacağız. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.